Merhaba sevgili seyirciler. Genç Fikir'e başlıyoruz. Bu hafta IŞİD'i konuşacağız, çözüm sürecini konuşacağız ve Türkiye'ye sığınan mültecileri değerlendireceğiz. Burada hükümetin, valiliğin ve belediyenin yapmış olduğu çalışmaları konuşacağız. Kürt meselesini konuşacağız. Önemli bir konuğum var bu hafta. AK Parti Muş Milletvekili Sayın Faruk Işık'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Işık. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. İsterseniz önce IŞİD'e başlayalım. Biliyorsunuz gündemimiz IŞİD. IŞİD'i konuşuyoruz. Yapmış olduklarını konuşuyoruz. Bölgedeki dizayn etmeye çalıştıkları coğrafyayı konuşuyoruz. Önce IŞİD'den başlayalım. IŞİD nedir? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir yapıya sahip? Ne amaçlıyor? Bununla ilgili isterseniz bizi bilgilendirin. Evet. Sizin şahsınızda tüm kanal çalışanlarınıza selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Burada bizi ekranın başında dinleyen tüm hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza en iyi dileklerimizi sunuyorum. Muş'a da özel bir selam göndereyim. Tabii, Muş'tan bahsettiğiniz için. Buyurun. Özel bir selam gönderelim Muş'a. Şimdi efendim IRG, IŞİD dedik. Gündemi şu anda Türkiye ve dünya gündemini oluşturan önemli bir isim. Yani nedir ne değildir diye. Bunu aslında iyi analiz etmekte fayda var. IŞİD kirli ve kararlı bir terör örgütüdür işin aslında. Yani kuruluş aşamasına baktığımızda 2004'te Amerika'nın Irak'a müdahalesiyle kurulan bir örgüt ve ilk etapta kuruluş amacı özellikle Sünni Arapların bulunduğu bölgede Sünni Araplar dahil bir devlet kurma amacıyla kuruluyor. El-Kaide bağlantılı, El-Kaide'nin bir alt kolu olarak kuruluyor ilk etapta. Fakat bir müddet sonra 2013'te birlikleri bugünkü katil Esed dediğimiz kişi tarafında IŞİD'in birlikleri Irak'tan Suriye'ye kaydırılıyor. Ve çok kısa bir sürede Esed'den aldığı güçle büyümeye başlıyor. Büyümeye başlayınca özellikle kendi bünyesinde ilk başta barındırdığı irili ufaklı muhalefet, işte Özgür Suriye ordusu dışındaki muhalif birlikleri kendi bünyesi alma noktasında ciddi bir baskı uyguluyor. Yani onlara çok fazla seçenek bırakmıyor. Ya ölümü ya da kendisine katılmayı öngörecek şekilde bir baskı uyguluyor. Bu arada Sayın Vekilim araya gireyim. Galiba birkaç hapishanenin de boşaltılması tabii, ve tabii. Oradaki çıkanların, mahkumların da işte katılma durumu söz konusu. Esed'in o dönemde demokrasi havarlığı gibi kendini gösterip aslında hapishanedeki kanun kaçaklarını ve yasa dışı bir şekilde hapishanede tutulanları IŞİD'i rahatlatmak ve IŞİD'in bünyesine katmak maksadıyla serbest bırakılması durumu söz konusu. Fakat sadece bunlardan değil, IŞİD'in bünyesinde olan birliklerden oluşan savaşçılar bunlardan ibaret değil. Yani sadece Araplar değil, yani Çeçenler var, diğer Arap ülkelerinde çeşitli birliklere, çeşitli milletlere mensup insanlar var. Özellikle Avrupa'dan beslenen birlikleri var. Yani bu birlikleri oluşturan bütün bu bahsettiğimiz savaşçıların aşağı yukarı çok ciddi eğitimden geçirilmek suretiyle ve cephe sürülme durumları söz konusu. Şimdi sesini duyurma noktasında da çok ciddi mesajlar veriyor. Yani böyle Suriye'de bunun aktivistleri, yabancı gazetecileri, işte oraya savaş karşıtı olan şahısları, görevlileri kaçırmak suretiyle birdenbire ismini bu coğrafyada duyurmaya başlıyor. Kaçırdıktan sonra işte o işlerine seçtiklerini de infaz etmek suretiyle, infaz görüntüleri de çeşitli dünya basında yayınlamak suretiyle ismini bu şekilde ciddi, işte hızlı bir şekilde yayılma. Ya PR'ını birdenbire yaptı. Birdenbire. Bütün dünyaya bu zaten eylemlerle. Suriye geçişleri 2013 Esed tarafında Musul ve çevresinde kurulan bu örgüt ve faaliyet gösteren bu örgüt Suriye geçişlerinden sonra bir sene içerisinde çok büyük bir güç haline geliyor. Ve işin garip tarafı da mesela Rakka'da merkezleri var. Esed birlikleri havadan aşağı yukarı Özgür Suriye ordusuna ait bütün bölgeleri bombalarken Rakka bir tek tane bomba atmıyor. Bu işin başka bir tarafı. Dolayısıyla
Esed'in gizli bir şekilde muhalefeti bölme noktasında başta çok ciddi destekler verdiği hem Türkiye istihbaratı hem de uluslararası istihbaratlar tarafından tespit edilen bir durum. Evet. Fakat işin aslı biraz daha değişiyor. Güçlendikçe bu sefer birliklerini Suriye'de palazlanı büyüdükçe birliklerin belli bir kısmını bir süre sonra Irak'a geçirmek suretiyle Irak'ta da şu anda bildiğiniz gibi Irak'ın üçte birini ellerinde tutuyorlar. Evet. Bu çok önemli bir toprak parçası şu anda. Hali hazırda üçte birini elle tutmakla beraber gene birliklerinin belli bir kısmı Suriye'deki olan kendine ait olan bölge kontrol altında tuttuğu bölgeleri de ellerinde tutma konusunda da gereken tedbirleri kendi açılarından alıyorlar. Şimdi tam bu noktada Sayın Vekilim sözünüzü kestim. Şunu söylemek gerekiyor. IŞİD'i oluşturan milletlerden bahsettiniz, unsurlardan bahsettiniz. Birkaç gün önce ulusal ajanslara düşen bir istihbarat raporu var. Fransız istihbaratının raporu deniliyor. Orada şunu söylüyor. Diyor ki IŞİD'i oluşturan işte 8 bin kişilik IŞİD militanlarının 6.900'ü Avrupalılardan oluşuyor. Ve ağırlıklı olarak Rusya, Fransız, İngilizlerden oluşuyor. Bu demin sizin söylediğinizi doğruluyor. Yani işte Avrupalılardan da oluşuyor, çeşitli milletlerden oluşuyor dediniz. Bunu şu açıdan söyledim. Uzun süredir Batı medyasında ve Türkiye'deki buna paralel çalışan medyada şöyle bir tezvirat yapılıyor. Türkiye'dekiler, işte Türkler veya işte şeye destek veriyor, IŞİD'i oluşturan onlar, işte militan kaynağı oradan gidiyor şeklinde bir tezvirat var. Ama diğer taraftan da bakıyoruz sizin dediğiniz gibi aslında hani Avrupa'dan mesela çok büyük bir katılım falan var. Bu konuda... Evet, şimdi bu konu ben birkaç tane yabancı basını ve yabancı istihbaratın raporlarını takip etmiştim. Hı-hı. Yani biz bir defa Türkiye ile ilgili olan kısmının açıklamını biraz sonra bırakalım. Ama hı-hı, şu anda IŞİD'in bünyesindeki savaşçıların %80'i Batı menşeili. Aşağı yukarı. Evet. Geri kalan %20'si. Batı menşeili derken Batı ile bağlantılı. Yani Arap asıllı da olabilir ama Batı bağlantılı. Hı-hı. Geri kalan ve bu işi ciddi anlamda savaş sanatını bilenler ki Irak ordusundan geri kalan bazı rejimin mensupları. Hı-hı. Özellikle bölgeyi bilen ve savaş sanatını iyi bilen o bazı rejimin askerleri var işin içerisinde. Yani o coğrafyayı kontrol etmekte, bunları kullanmakta asla çekinmeyen bir grup. Şimdi geçenlerde belki siz de takip ettiniz. Mesela bu bir gazetenin infasında aksanla çok güzel İngilizce konuşan, evet, bir IŞİD militanı, Londra aksanlı evet, ve orada Londra şey, İngiltere istihbaratı çok kısa bir süre içerisinde o IŞİD militanı, daha doğrusu gazeteci infaz eden o kişinin kimliğini ortaya tespit çıkardı. Ettiler, yani, evet. Tespit ettiler filan. Şimdi Türkiye ile ilgili olan açıklama aslında doğru değil. Yani Türkiye'de gitmiş olabilirler. Yani biz Türkiye'de IŞİD'de veyahut da orada Özgür Suriye ordusuna katılanlarla ilgili veyahut da El-Nusra cephesine katılan hiç kimse gitmedi denilmek belki doğru bir şey ifade etmeyebilir. Yani mutlaka çeşitli kanalları kullanan ve onların haber kaynaklarına kanıp özellikle sosyal medya kanalıyla kandırılıp oraya gitmiş kişiler olmuş olabilir. Ama Türkiye bu konuda bu kişilerin özellikle Türkiye üzerinde gidip de böyle bir yapılanma içerisinde yer almasına işin başından beri takip eden birisi olarak söylüyorum, asla müsaade etmedi. Evet. Asla müsaade etmedi. Özgür Suriye ordusu ile ilgili olan zaten İlk başta Esed'in yıkılmasıyla ilgili bütün Avrupa devleti, Amerika dahil olmak üzere Özgür Suriye ordusuna destekle ilgili açıklamalar falan ve benzeri açıklamalar olmuştu. Ama maalesef arkası gelmedi. Ya Türkiye ile ilgili Türkiye aslında sıkıştırmak ve fatura Türkiye çıkarma noktasında böyle kirli bir haber yayılmakta. Evet. Tam da o zaman bu noktada isterseniz Türkiye'nin IŞİD'e bakışını biraz konuşalım. Çünkü bu konuda çok spekülasyon var. İşte Batı kamuoyu, Batı medyası çok şeyler söylüyor. Türkiye IŞİD'e nasıl bakıyor? Türkiye IŞİD'e bir defa Türkiye IŞİD'e kanlı bir terör örgütü olduğu konusunda
fikirleri ve tutumu ve duruşu nettir. Yani ben tarihi hatırlamaya çalışıyorum. 11 Haziran 2014'te Musul'un işgaliyle ilgili durum hasıl olduğu ilk gün grup adına konuşma yapmıştım IŞİD'le ilgili. Yani IŞİD'le ve orada kürsüde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kürsüde bizim açımızda, AK Parti açısından, Türkiye açısından durum çok nettir ve IŞİD bir terör örgütüdür. Evet. Bunu biz daha önce de hükümetimiz, siyaset büyüklerimiz, başbakanımız bunu ifade etmişlerdi. Ama bir nokta geldi ki Musul'un işgaliyle beraber 49 tane konsolosu görevimiz onlar tarafından rehin alındı, alıkonuldu. Bizim için onların kurtarılması çok önemliydi. Onlara zarar gelmemesi çok önemliydi. Belli bir süre biz bu olayın ilk önce kendi vatandaşlarımızı kurtarma noktasında çaba sarf etmeye başladık. Evet. Ta ki kendi vatandaşlarımızı onların elinden alındıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşması net. Hı hı. Türkiye bu konuda terör örgütlerinden en fazla zarar gören bir ülkedir. Türkiye'nin IŞİD gibi kanlı bir terör örgütünün yanında yer alması durumu söz konusu değildir. Hı hı. Ama bu sorun sadece Türkiye üzerinde değil, Türkiye'nin eliyle değil, bütün koalisyon katılabilecek bütün organizasyon ve ülkelerin de el birliğiyle biz bunu bertaraf edebiliriz, ortadan kaldırabiliriz diye. Şimdi bu süreçte tabii Türkiye'nin bu tavrı da netleşmesiyle o güne kadar Türkiye üzerinde yaratılmak istenen o kirli bilgilerin de bertaraf edildiğine inanıyorum. Yani evet, durumun netleşmesiyle beraber. Şimdi koalisyon güçlerini son dönemde IŞİD'e havadan bombardımana tabi tutulması, belirli merkezlere bomba yağdırması aslında önemli bir gelişme. Evet. Ama bizim için yeterli olduğuna inanmıyoruz. Yani koalisyon güçlerinin havada bombardımasını bir terör örgütünü zayıflatması veyahut da bir terör örgütünün ortadan kaldırılması için yeterli bir operasyon olarak görülmemeli. Kara operasyonu mu gerekiyor? Mutlaka. Bu sadece geçici bir çözüm ve üstü örtülmesi gereken bir çözüm olarak görülmekte bizim açımızda. Hı hı. Mutlaka üzerinde düşünülmesi gereken çok ciddi bir takım programlar ve projeler dizayn edilmesi lazım. O açıdan bu kampta çok boyutlu bir mücadele programı hazırlamamız lazım. Koalisyona katılan bütün ülkeler açısından bu geçerli. Ciddi bir mücadele stratejisine ihtiyaç vardı. Bunun içerisinde belki kara birliklerinin olaya müdahale etmesi durumu söz konusu olabilir. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Şimdi bu militanlar, bu terör örgütü çoğu yerlerde, özellikle yerleşim yerlerinde adeta fiili bir durum yaratmışlardı. Yani devlet kurma nokta fiili bir durum yaratmışlar. Sivillerle beraber yaşamaktadırlar. Çoluk, çocuk, işte kadın, yaşlı bunlarla beraber yaşamaktadır. Şimdi siz havadan bombalamaya kalkıştığınız takdirde sadece açıkta olan birlikleri bombalayabilme imkanına sahipsiniz. Veyahut da yolda giden araçları bombalıyor. Halkın içine sızmış militanları bombayla yok etme şansınız yok. Yok etme şansınız yok. Onun için kara harekatı çok önemli bir operasyon. Operasyon önemli bir parçası, hı hı, olabilecek şeklinde bir fikre sahibim ben. Evet. Şimdi bu özellikle şeyle ilgili çok dikkat etmek lazım. Yani bu IŞİD'e, koalisyon güçlerinin operasyona ilgili bunun arkası gelmesi noktası konusunda hassasiyetim hala devam ediyor, hı hı, benim. Acaba arkası gelebilecek mi? Bunu niye söylüyorum? Geçen sene yazın ben İngiltere'deydim ve o süreçte Suriye müdahale durumu söz konusuydu. Batılı ülkeler tarafından, Amerika, İngiltere, Fransa, Avusturya tarafından. Özellikle bu kimyasaldan sonra kırmızı çizgiler ihlal edildi. Evet, kırmızı çizgiler ihlal edildi şeklinde. Çünkü o dönemde yaklaşık olarak tahmin ediyorum bir 400'e yakın çocuk kimyasal silahlar öldürülmüştü. Evet. Ve Obama kongreyi toplantıya davet etti. Kongrede onay alacak. İngiltere'de de Kamerun meclisi toplantıya davet etti. Fransa'da benzer çalışmalar yapıldı. İlk başta Kamerun kendi meclisinde onay alamadı. Hı hı.
Sonra Fransa geri adım attı. Arkasında Amerika bu işten vazgeçti ve Esed'e müdahale konusu rafa kaldırıldı. Hı hı. Bu şu demektir. Bir takım samimiyet çok önemlidir. Siz bir yere hakikaten bir terör örgütünü yok etmeye çalışıyorsanız ve hatta bir zalimi ortadan kaldırmaya çalışıyorsanız bu konuda tavrınızın net olması lazım. Hı hı. Yani çeşitli mesajlar vermek suretiyle toplumların gözünü boyamanın artık zamanı geldi geçti diye düşünüyorum. O günlerde Hyde Park'a gitmiştim ben. Bir tane şeyde Hatip konuşuyordu. Hyde Park'ta serbest kürsüler var Londra'da. Hı hı. Türkiye ile ilgili boynunda haç olan bir konuşmacı bu çocukların öldürülmesiyle ilgili kendisini dinleyen 20-30 kişiye hitap ediyordu. Hı hı. Ben de dinledim biraz. Daha sonra merakımı celbetti. Çünkü kimyasal silahtan, Amerika'dan, İngiltere'den ve Türkiye'den bahsediyor. Duyunca yanaştım ve dinlemeye başladım. Konuşması çok enteresandı benim açımda. Şöyle diyor. Bugün Kamerun hükümeti ve Amerikan hükümeti, Fransa hükümeti, Suriye müdahale edici toplanıyorlar. Ey ahali inanmayın bunlara diye. Bunlar yarın vazgeçecekler diye. Sanki adamda şeydi böyle kehanetin özellikleri vardı diye. Dediği de çıktı. Dediği de çıktı ve bu konuda en samimi de Türkiye'dir. Evet. Türkiye bu konuda çocuklar ölmesin, kadınlar katledilmesin, yaşlar ödülmesin, şehirler tahrip edilmesin, kültürler yok olmasın diye Türkiye bu konuda çok samimidir deyince arada konuşma şey dinleyiciler arasında birisi müdahale etti. Birisini müdahale edince de o müdahale eden kişiye de 20 kişiye yakın insan hayır sen Türkiye konusunda yanılıyorsun. Türkiye bu konuda çok ciddidir ve samimidir. Çocukların ve kadınların ölmesini istemiyor. Şehirler ve kültürlerin tahrip edilmesini istemiyor şeklinde müdahalesine şahit oldum. Evet. O zaman düşündüm ki hangi milletten olursanız ki bu müdahale edenlerin renkleri, boyları, postları, gözleri, çekik gözleri bilmem saç tipleri birbirine uymuyor. Birkaç kişiye sordum ve değişik ülkelerden insanlar. O zaman şu gerçeği gördük. Türkiye'nin hakikaten terör konusunda ve insanların öldürülmesi konusunda kadın çocuk demeden katledilmesi konusunda çok ciddi hassasiyetler olduğuna şahit oldum. Ve bu şahitliğim de bütün dünya insanlarında özellikle yönetici kadrosundan bahsetmiyorum. Avamdan, halk tabakalarında böyle bir inancı mevcut olduğunu şahit oldum. Evet. İsterseniz Sayın Işık biraz Kobani'den gelen Kürtlerle ilgili, Suriyelilerle ilgili konuşalım. Çok ciddi bir göç var bu tarafa doğru. Evet. Ve Türkiye'nin de ciddi manada gelenlerle ilgili kucak açması durumu söz konusu. Gelenlerin sağlığıyla, yiyecekleriyle, içecekleriyle bir şekilde ilgileniliyor. Önce isterseniz buradan başlayalım. Gelen göçmenlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Sonra belediyenin, valiliğin ve hükümetin yapmış olduğu çalışmalar var. Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi şu bir gerçek. Suriye'den gelen, Kobani'den gelen insanlar, Kürt kökenli Kürtler bizim akrabalarımızdır. Hı hı. Bizim dostlarımız. Tarih dostluğu ve akrabalıklarımız var bunlarla. Bizim onlarla bu akrabalık ilişkilerimiz bugün değil. Daha Osmanlı'dan kaynaklarına, Osmanlı'dan beri devam eden akrabalıklarımız var. Sınırların çizilmesi maalesef oradaki akrabalık bağları arasında bir set çekmiş konumda. Ben uzun süre önce propaganda filmini izlemiştim. Propaganda filmini izledikten sonra bugünkü hadiseyle yan yana parçala yan yana getirdiğimizde işin trajik yanını kavramaya başlıyorum. Sebebi şu. Churchill değil mi? Sizin yazınızda da vardı. Evet. Churchill'in ve o dönemin çizilinden böyle cetvel koyar gibi sınır çizilmesi de köyün ortasında sınırlar çizilmiş. Evet. Köyün yarısı Suriye tarafında, yarısı bu tarafta kalmış. Ben Urfa'da vali yardımcılığı yaptım. Ondan biliyorum. O dönemde özellikle takip ettiğim bir konu olduğu için özellikle bayramlarda bir bakarsanız ki binlerce kişi sınıra yığılıyor. Çünkü amcanın birisi öbür tarafta, öbür amca bu tarafta. Yeğenin birisi bu tarafta, öbürü bu tarafta. Gelin bu tarafta, damat öbür tarafta. Evet. Yani böyle bir ilişki. Bununla beraber Türkiye, Suriye Kürtlerinden, Kobani Kürtlerinden tarih boyunca hiç rahatsızlık olmadı. Hiç rahatsızlık da duymadı. Dolayısıyla devam eden evliliklerin
akrabalıkların, işte gidiş gelişlerin, tarihi dostlukların bir gerçekliği var ortada. Yani Kobani'deki Kürtlerin dostu Türkiye'dir. Tarihi dostluğu Türkiye'ledir. Esad da değil. Esad, Kobani'deki Kürtler maalesef onlarla hep oynadı. Parmağında oynattı. Ama bugün zora girdiklerinde Kobani'deki Kürtleri terk eden gene Esad oldu. Esad rejimi oldu. Bugün Kobani'de gelen Kürt kardeşlerimize kucak açan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ya bununla yani bu konuyla ilgili ayrıca bir izahata gerek yok. Evet. Hepimiz biliyoruz, televizyonda takip ediyoruz. Sınırda yaşayan o insani drama karşı müdahale eden Türkiye'dir. Ve şu bir gerçeği de unutmamak lazım. Kobani'ye saldırı olan Kürtler İran'a değil, işte Kuveyt'e değil, başka bir ülke değil, aşağı Esed'in egemenliğinde olan bölge değil, diye Türkiye'yi tercih etmeleri de bu tarih dostluğu ve akrabalığın bir ifadesidir. Evet. Şimdi az önce bahsettiğimiz şekliyle rahatlıkla söyleyebilirim ki orada bu insani drama Türkiye çok ciddi bir devlet refleksiyle müdahale etti. Yani aynı 19 Eylül'de hatırladım kararıyla Türkiye ilk girişle başladığında orada valiliğimiz ve belediye başkanlığımız tarafında, hükümetimiz tarafında hemen acil eylem planı dahilinde olaya müdahale edildi. Yani ilk başta gelenler sayıca belki azdı ama şu an itibariyle 160 bini aşmış konumda. 160 bini aşmış konumda olan bu Kürt göçüyle ilgili Şanlıurfa Valisi İzzettin Bey ve Şanlıurfa Belediye Başkanımız Celalettin Bey'in çok üstün gayretleri ve çabaları oldu. Hükümetimizin kabine mensup bakanlarımız, özellikle Numan Bey, İçişleri Bakanımız, yani Başbakan Yardımcısı Numan Bey, İçişleri Bakanımız Faruk Çelik Bey, Tarım Bakanımız Mehdi Bey, bununla beraber Gene Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Bey bölgeyle son derece ilgili ve alakadar ve gidip gelmeleri sürekli peyderpey mütemadiyen gidip gelmeler ve olayı ciddi bir şekilde takip etmektedirler. Fakat buraya gelmeden önce ben Sayın Valimi ve Sayın Urfa Belediye Başkanımı aradım. Kendilerine aldığım bilgiler dahilinde söylüyorum. 160 bini şu anda aşmış durumda. Bu sıcak bir bilgi tabii. Tabii evet. Sıcak bir bilgi. Ve bunun 160 binin yaklaşık olan %70'i ağırlıklı olarak kendi akrabaların yanından misafir edilmektedirler. Yani yöredeki halk, Suruç'taki halk, Suruç'un çevresinde. Yani bir zamanlar sınırda ayrı kalanlar şimdi. Evet, siz her ne kadar akrabalar sınırı çizerseniz gönüllerdeki sınırı, gönüllere sınır çizemezsiniz yani. Gönüller set çizemez, set koyamazsınız. İşte buradaki göçte de bunu gösteriyor. Yani bu hadise çok önemli bir üst düzeyde bir misafirperverlik öğreniyor. Evet. Bir kadir şinaslık öğreniyor. Bir insanlık örneğidir. Yani bu drama devletin hakikaten müdahale edip de ortalığı kaldırmanın yanı sıra halkın oradaki duruşu son derece onur verici bir duruş. Oradaki Urfa halkına teşekkür ediyorum. Orada geleceğim. Çünkü benim dedelerim de Rus işgalinde Muş'ta gene göçe maruz bırakılmışlar ve Urfa'ya gidip 15 yıla yakın şu andaki Suruç dediğimiz Aligor, Ayştıra, Zıvın, Ziyaret bölgelerinde 15 yıl gene aynı bölge misafir olmuşlardı ve Urfa halkı tarafından misafir edilmişlerdi. Şimdi aynı şekilde Kobani'de gelenleri %70'ine yakın orada yöre halkımız tarafında evlerinde işte bağlarında, bahçelerinde işte kendi ailen fertleri gibi misafir edildi ve ağırlanmaktadırlar. Bizim orada valilik ve hükümet olarak yaptığımız 8000 kişilik bir acil eylem planı dahilinde 8000 kişilik bir çadır kent kuruldu. İlk etapta. Çadır kent kuruldu. Şu anda 4000'e yakın göçmen kardeşlerimiz bu çadır kentlerine yerleştirilmiş durumda. %70'i dedik. 4000'e yakın burada. Geri kalanları da Suruç'ta spor salonları, camilerde, taziye evlerinde ve yibolarda ağırlanmaktadırlar. Yani son aldığım bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Bunun yanı sıra gene valimizin sabah ifade ettiği şekliyle söylüyorum. 20 bin kişilik
kalıcı bir çadır kent kurma çalışmalarımız devam ediyor. İleriye dönük, geleceğe dönük bu şekilde kalıcı çadır kentler kurulması hızlı bir şekilde devam ediyoruz dedi. Bu sabah itibariyle de basına da konu olduğu için belki siz de takip etmişsiniz. Evet. Gelen Kobenili kardeşlerimiz genelde araçları sınır tarafına bırakmak suretiyle yaya bu tarafa geçiyorlardı. Bu sabah itibariyle sınırın Türkiye tarafında belli bir alan oluşturuldu ve alan tel örgülerle çevrildi. Oradaki gelen insanlar, Kobenili kardeşlerimiz araçlarını Türkiye tarafına getirmek suretiyle o sıkıntı da giderilmiş oldu. Yani kendi araçlarıyla mı geliyorlar? Tabii tabii. Kendi araçları. Bu sabahtan itibaren başladı. Bu sabahtan itibariyle Sayın Valimizin ifadesine göre sınır ötesinde bırakılan bütün araçlar Türkiye tarafında alınmış durumda. Evet. Ben notları sağladım. Bu da sıcak bir bilgi. Sıcak bir bilgi. Evet. Evet. Bununla beraber diyelim orada Türkiye tarafına gelmiş o Kobanalı kardeşlerimiz Urfa sınırları dışında çıkmak isteyenlerle ilgili. Yani Antep'te akrabası var. Mardin'de akrabası var, Diyarbakır'da akrabası var. Ben oralara gitmek isteyenlerle ilgili Şanlıurfa Otogar'da bir kayıt sistemi merkezi oluşturulmuş. Onlara kayıtlar dahilinde akrabaların yanına yerleşme noktasında kolaylıkla sağlanılmakta. Sabah Sayın Valime sordum, günlük olarak kaç kişi sınırın öbür tarafına bu tarafa geçiyor şeklinde ifadesi şu. Eski yoğunluk ortadan kalktı. Şu anda geçenlerin sayı ortalama 1000 kişi, 809 kişi civarında şeklinde ifade ettiler. Yani o yoğunluk azaldı. Yoğunluk azaldı. 1000 kişi evet. Geçiyor. Evet. Burada huzurunuzda sizin kanalınız vasıtasıyla özellikle o Şanlıurfa Valisi İzzettin Bey'e, Şanlıurfa Belediye Başkanı Celalettin Bey'e, İHA'ya çok büyük çalışmalarını yürüttüğünü takip ediyorum. Afat ve Kızılay'a teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Evet. Çünkü insanlık dramıyla trajediye doğrudan müdahil olan bu kişi ve kuruluşları burada zikretmemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Evet, haklısınız. Sayın Vekilim, şimdi sizde sıcak bilgiler var. Sayın Vali ve Belediye Başkanı'yla konuşmuşsunuz. Bir takım önemli bilgiler verdiniz. İsterseniz bir soluklanalım, kısa bir ara verelim. Ondan sonra aldığınız bilgiler ışığında son durumu tekrar değerlendirelim ve ikinci oturumda Kürt meselesiyle ilgili biraz konuşalım. IŞİD. Son bir bilgi arz ediyorum, ben izah edeyim. Yani bu çalışmalarla ilgili resmi bilgileri söylüyorum. Özellikle Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye'miz, Eyüpiye Belediye'miz, Halilye Belediyesi, Karaköprü Belediyesi, Siverek, Hilvan, Ceylan, Pınar Belediye, Sebze ve Meyve Komisyonu Derneği, İHA ile beraber, AFAD'la beraber, Kızılay ile beraber gereken bütün insani yardımları yapmaktalar. Yani ben bugün aldığım rakama göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'miz günde sabahları öğleleri 6000 kişiye, akşamları 4000 kişiye yemek veriyor. Akrabaların yanında yerleşenlerle ilgili de çok ciddi çalışmalar yürütüne şahit. Özellikle İHA gıda paketleri hazırlamak suretiyle battaniyeler, yorganlar, çamaşırlar, yatak ve benzeri insani ihtiyaçları İHA tarafından evlere dağıtılmak suretiyle bu ihtiyaçları giderildi şeklinde bilgilere ulaştık. Evet. Şanlıurfa Belediye'mizin ve diğer ilçe belediyelerin araçları, gereçleri, sağlıkla ilgili olan bütün araç ve gereçler ve şahıslar hep bölgede teyakkuz halinde ve gelen vatandaşlarımız hizmetindedirler. Ama ben özel bir bilgi size sunayım. Kobayn ile ilgili bugün ulaştığım bir bilgi ve çok enteresan. Urfa'nın kurtuluşunda Fransızlar Urfa'ya saldırınca bölgede Fransızlara destek vermeyen tek bölge. Yani Kobani halkı Kurtuluş Savaşı'nda Urfalıların yanında yer almış bir bölge. Sayın Vekilim, çok önemli bilgi verdiniz. Evet. İsterseniz reklamdan sonra, kısa bir aradan sonra bu bilgiyi tekrar edelim. Çünkü çok önemli bir vurguda bulundunuz. Tamam. Bir araya gidelim tekrar. Tabii, hayır, memnuniyetle. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, tekrar merhaba sevgili seyirciler. Genç Fikir'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz AK Parti Muş Milletvekili Sayın Faruk Işık. İlk oturumda IŞİD'i konuştuk. IŞİD'i doğuran sebepleri konuştuk. Urfa'daki göçmenlerin durumuyla ilgili bilgi aldık. Reklama gitmeden önce Sayın Vekilimiz Kobani ile ilgili özel bir durumdan bahsetti. Fransızlarla alakalı.
Onu tekrar alalım isterseniz. Ondan sonra Kürt meselesiyle ilgili biraz tarihsel perspektifte konuşacağız. Evet. Sayın Vekilim, son söylediğinizi isterseniz tekrar alalım. Çok önemli bir şey söylediniz. Yani ben de o bilgiye yeni ulaştım. Dün sizinle görüştükten sonra biraz baktım. Urfa'nın Kurtuluş Savaşı'nda, Urfa'nın kurtuluşunda Fransız ordusuna destek vermeyen bölge. Yani Fransız ordusunda destek vermeyen tek bölge diyebileceğim bir yer. Kobani. Evet. Kobani ve kendi birlikleriyle el altında sınırdan geçmek suretiyle gelip Şanlıurfa'daki direnişçilere destek veren bir bölge. Hı hı. Ben de şüphelendim doğrusu, acaba dedim bu tarihsel bir intikam mıdır diye. Yani Kobani özellikle saldırının yapılmasının altında bu tarihsel bir intikam olabilir mi diye başta sizinle paylaşmak istedim. Evet. Şimdi isterseniz bu bölümde biraz Kürt meselesini konuşmakta fayda var. Çünkü IŞİD ve bölgede olup bitenlerin şüphesiz çözüm süreciyle ve Kürt meselesiyle alakası doğrudan var. Bu anlamda Kürt meselesinin kaynağı ve bu sorunun neden kaynaklandığına dair siz ne söylemek istersiniz? Evvela konuya girmeden önce sizlere teşekkür ediyorum. Şu bir gerçekti, bunu herkesin bilmesinde fayda var. Biz büyük bir medeniyetin ve büyük medeniyetinin egemenliği olan bu coğrafyanın, büyük bir coğrafyanın evlatlarıyız. Yani biz tarihi olarak baktığımızda Osmanlı bakiyesi olan bu medeniyetin genleriyle oynadık maalesef. Genlerle oynanıldığı için bugün ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Yani hem neseben hem dinen kardeş olan insanların birbirine düşmesinin mantıklı bir izahı yok. Hı hı. Yani bu coğrafyada çatışmaların kaynağına yerleşen ve bizi hakikaten sıkıntıya sokan bu sorunun temelinde ne Kürtler vardır ne de Türkiye'nin çoğunluğu temsil eden Sünni Türkler vardır. Yani bu sorunu yaratan Kürtler değil, Türkler değildir. Bu sorunun temelinde maalesef Cumhuriyet'in ilk kuruluşundan kurucu irade çok önemliydi. Çok iyi düşünceler kurulmuş bir Cumhuriyet'in kurucu iradesi vardı. Bu kurucu iradede Mustafa Kemal Paşa'nın söylemleri çok önemli bizim açımızda. Kurucu irade sırasında gerek Amasya tamiminde gerekse Sivas ve Erzurum kongrelerinde verilen mesaj şu. Osmanlı şu anda ecnebiler tarafında, yabancılar tarafında, düşman tarafında işgal edilmekte. Ve biz mutlaka Osmanlı bakiyesi ve Anadolu coğrafyasını işgalden kurtarmamız lazım. İşgalden kurtardıktan sonra kurulacak hükümette Kürtler, Türkler, Araplar, Çerkezler, Lazlar, ya bu coğrafya, Anadolu coğrafyasında yaşayan bütün etnisiteler ve etnik grupların ortak ittifakıyla olacak şeklinde çok ciddi bir mesaj filan. Daha sonra 1920'de Mustafa Kemal Paşa'nın meclisteki konuşması, meclisteki milletvekiline hitap ederken meclisi alinizi teşkil eden zevat yalnız Türk değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Çerkez değildir, yalnız Laz değildir diyor. Bütün bunlardan mürekkep anasır-ı İslam'dan oluşmaktadır. Evet. Bu mesajlar o günkü kurucu irade ve ruha ve onu hakikaten şeyde canlandırmaya, yeni bir ihya süreci başlatmak için çok önemli bir mesaj. 1920 ruhu, 1920 aslında atıf ettiğimiz bu. Yani 1920 bu ruhu. Daha sonra 1920'de İzmit Kasrı'nda gazetecilere sohbet eden Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kürt meselesiyle de sorulan bir soruya cevapta başlı başına bir Kürt konusunu tasavvur etmektense bizim teşkilat-ı esasiye kanunu dediğimiz anayasamızda belirtildiği şeklinde hangi livada ahali kendini nasıl görüyorsa o şekilde kendi muhtar olarak yönetebilsin. Şimdi buradan geriye dönüp baktığımızda Osmanlı'da da özellikle muhtariyetle ilgili oradaki bütün etnisiteye bağlı olan bütün etnik yapıların özgürce kendini yönetebilme noktasında bir muhtariyete sahip olduğunu görmekteyiz. Yani Osmanlı bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin de aynı temel ilkelerle yola çıkıldığını görmekteyiz. Ama bir müddet sonra, özellikle 1924'lerden sonra o kurucu ruh bir tarafa maalesef bırakılıyor. Evet. Yani ondan sonra
bu kaynağın işte 100 yıllık bir çatışmanı, bir huzursuzluğun, bir sorunun kaynağını teşkil etme. Bu kaynağın bu sorunun kaynağına baktığımızda da temel hedef şu: modern bir ulus devletini kuracağız diye. Modern bir ulus devleti kururken bunun iki temel ayağı var. Birisi resmi milliyetçilik, ki ideolojik bir resmi milliyetçilik. İkincisi de batıcı seküler yapı. Bu iki yapı belli etnik grupların inkarını öngörerek yola çıkıyor. Hı hı. Belli etnik yapıların, Kürtlerin, Lazların, işte burada yaşayan Çerkezinin, Ermenilerin inkarına, reddine ve asimile edilmesini hedeflediği için ve ondan sonra da baskılar başlıyor. Baskılar da asimilasyon hareketleri başlıyor. İnkar politikaları mutlaka uygulanması konusundaki mücadele tarzı başlıyor. Bir müddet sonra da bu politikalar karşı özgürlük ve kimliklere saygı gösterilmesi de kimlik talepleri reaksiyona bir cevapla karşı karşıya kalıyor. Ve ondan sonra süreç devam ediyor. Süreç devam edince de bir müddet sonra maalesef şey başlıyor. İşte İskan Yasası'nı biliyorsunuz. Tevhid-i Tedrisat Kanunu biliyorsunuz. Göçler başlıyor. Baskılar oluyor. Ve ondan sonra bölge insanı bu konuda ciddi muzdarip olmalıdır. Evet. Mesela Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili çok önemli şeylerden bahsetmek istiyorum. Tabii bu inkar, red, asimilasyon, dilin yasakı, bölge insanı, kötü muamele ve kırıcı muameleler, aşağılayıcı muamele tabi tutulması, iskan, zorla göç, bu bölge insanında ciddi yaraların oluşmasını sebep veriyor. Ve biz bu yarayı kendi iç meselemizi görmemezlikten, uzun süre görmemezlikten gelmeye başlıyoruz. Hep üstünü örtmeye çalışmışız. Hep öte itmeye kalkışmışız. Halının altına sürmüşüz. Bir gün geliyor maalesef, hepimizin de bu coğrafyada, bu ülkede yaşadığımız güzel ülkemizde o üstünü örtmeye çalıştığımız sorun, krem sürüp de kabuk başlatmak için çaba sarf ettiğimiz sorun patlıyor. Yara patlıyor. Kan akmaya başlıyor. Kan akmaya başlayınca da yüzlerce askerimizi, polisimizi kaybediyor. Hemşiremiz, öğretmenimiz şehit oluyor. Askerimiz şehit oluyor. Polisimiz şehit oluyor. 10 binin üzerinde faili meçhuller işleniyor. 3 bine yakın işte insanız kendi yurdunda, memleketinde göçe zorlanıyor. Göçe maruz bırakılıyor. 3 bin civarında köyün boşaltılması durumu söz konusu. Yeriye dönüp baktığımızda bunun temelinde bu Kürt sorunuyla ilgili, dediğim Doğu sorunuyla ilgili bir algı haritası oluşturmuş. Ve o algı haritası dönemsel olarak değişiyor. İlk etapta baktığınızda efendim Kürt diye bir kavim yoktur. Tamamıyla aslı olma propagandalarla yolunu şaşırmış Türkler var. Doğu Türkleri vardır. Tabii bu reçete uymayınca, derde deva olmayınca başka reçeteyle devre koymuşlar. Efendim Kürt vardır ama Kürt diye bir sorun yok. Kürt sorunu dediği şey asıl bölücü ve ayrımcı bir soruncu. Ecnebili ve yabancıların ülkemizdeki, ülkemiz üzerindeki emelleri çerçevesinde bu ülke bölme kalkışılan tamamıyla bölücü bir hareket olarak. Yani bir terör sorunudur diye bakılmaya başlanmış. Sonra bu da tutmayınca bu sefer ekonomiden kaynaklı, ekonomi geri kalmışlığın bir ürünü olarak görülmeye başlamış. Ve bu da feodal yapıdan ve ağalık sisteminden ve geri kalmışlığı, ekonomi geri kalmışlığı bir ürünü doğru bakılmaya başlamış. Bu da çözüm getiremeyince bu sefer de bu tamamıyla etnik bir sorundur ve bağımsız, işte sana söyleyeyim, büyük bir Kürdistan hayaliyle bir takım tezler ortaya atılmaya başlanmış. Onun da çözüm yolu olmadığı görünce de ve ta ki AK Parti iktidara gelinceye kadar tamamen insani bir sorun ve demokrasiyle bağlantılı olan bir sorun, insan haklarıyla ilgili bağlantılı olan bir sorun, tamamen daha fazla demokrasi çözülebilir bir sorun olarak gelmiş. Fakat bizim bu algı haritası içerisinde maalesef şeydir, yani yerimizi iyi tespit edemediğimiz ortaya çıkıyor. Yerimizi tespit edemediğimiz için mesela Cumhuriyet'in kurucu ruhundan bahsettik ya, yani
1933'te bir genelgeyle Milli Eğitim Bakanlığı o zaman da oluşan bir genelge, siz bahsettiğiniz için söylüyorum. Yani bir ant meselesi yaklaşık 80 yıl bir genelgeyle bir memleketi yönetmek kalkışmıştır. Ta AK Parti iktidarına kadar. Onun dışında bu kurucu iradeye karşı Mahmut Esat Bozkurt'un ifadeleri filan zaten bölge insanı yeterince rencide edebilecek açıklamasını istemiyorum. Bir düşünceyi içinde barındırıyor. Ülkemizin sosyal boyutu bu sorunun bir sosyal boyutta olduğu dönemlerde eğer müdahale edebilseydik ve sorunu o dönemde çözebilseydik, sosyal boyuttayken onu iyi okuyabilmiş olsaydık belki bugün bu hallere gelmemiş olacaktı. Evet. Ama sosyal boyuttayken müdahale etmediğimiz için, vada göremediğimiz için, vada görmek istemediğimiz için maalesef az önce bahsettiğim şekliyle onlarca insanımız ölmesine, yüz milyarca dolarlarımızın heba olmasına, yani bunun bize maliyeti bir, çok ağır. Bir asra yakın, bir asra yakın zamanımızın boşa heba edilmesine kadar bizi götürmüş ve yeniden olayın farkında olmaya başlamışızdır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ben çok da önemli bir noktayı izah etmeye çalışıyorum ki bütün bu olumsuzluklarla, bu çatışmalara rağmen Türkiye'de hala birlikte yaşama arzusunda bir halel gelmemesi de bizim dedim ya o kadim medeniyetin mensupları olduğumuzu ve o medeniyetin bizim üzerimizdeki olan izlerinin bir ürünü olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Yani. Şimdi Sayın Vekilim, Kürt meselesinin tarihsel perspektifte kaynağından bahsettiniz. 1920 ruhundan, erken cumhuriyet döneminden bugüne kadar bir projeksiyon çizdiniz. Şimdi tabii hükümet Kürt meselesiyle ilgili neler yaptığı sorusuna geçmeden önce ben kısa bir anekdot tam bahsetmek istiyorum. Geçen hafta sonu Tarım Bakanımız Mehdi Eker Bey'in davetlisi olarak Diyarbakır'daydım ben. Karpuz Festivali kapsamında. Son gün biz Dicle Nehri'ne, o medeniyet nehrine barış ve kardeşlik adına çıralar bıraktık. 1000 tane çıra bıraktık karpuzlar içerisinde ve o geceyi yarın Mezopotamya'ya doğru aktı gitti gecenin karanlığında. Yanımda bir tane Diyarbakır'dan kanaat önderi vardı. Yan yana duruyoruz, çıraları izliyoruz. Bir taraftan da Kürtçe müzik böyle uzun hava şeklinde okunuyor. Gözleri dolarak bana şunu söyledi. Dicle Nehri'ndeki çıraya bakarken, çıralara bakarken muhteşem bir tabloydu. Çok da duygusal bir atmosferdi. Dedi ki biz dedi 45 yıl boyunca kendi ana dilimizde şarkı bile söyleyemedik dedi. Bugün bu noktadayız dedi. Onu söylerken benim tüylerim diken diken oldu. Bu anekdotla şunu sormak istiyorum size. Nasıl bu hale geldik? Yani AK Parti 2002'den sonra nasıl bir akıl koyarak bu noktaya getirebildi? Her ne kadar eksiklerimiz de olsa geldiğimiz nokta çok değerli. Siz nasıl geldiğinizi nasıl anlatırsınız? Şimdi aslında ona bakmadan önce ben de buna bir şeyler eklemek istiyorum da. Hemen şeydir yani bu bahsettiğimiz resmi milliyetçilik ve batıcı seküler yapının işte bu programlar ve projelerin Kürtler üzerindeki negatif yapısı veyahut da negatif pozisyonu ve Kürt kökenli insanları da maalesef yanlışa itti. Kamus'un bir sözü var, diyor ki cellatlar kurbanların yeni cellatlar yaratır diye. Şimdi o günkü yanlış politikalar Kürtleri de bir nevi bu olumsuz tablonun bir parçası haline getirdi. Aslında Kürtler gerek Osmanlı'ya gerek Türkiye'deki Anadolu coğrafyasına bağlılığında asla şüphe edilmemesi gerekirdi. Ama böyle bir pozisyon Kürtleri çok kötü bir konuma soktu. Fakat medreselerle ilgili onunla bağlantı olarak söylüyor. Şimdi medreseler birdenbire medreseler ve dergahların kapatılmasıyla beraber Kürtler ana dillerini, daha doğrusu dinlerini, ana dillerini öğrenmemeler ve dolayısıyla o ilim irfan yuvalarının kapatılmasıyla Kürtleri ve o coğrafyayı ilimden mahrum bırakmaz bir çoraklaşmaya sebebiyet verdi. Ve kısa sürede de okullar açılmayınca tamamıyla cehaletin belki 10 yıllar boyunca bölgede bir negatif etkisini yarattığını rahatlıkla söyleyebilirim. Müzikle olanı söylediniz de yani sadece müzik değil yani bu seküler yapı ve resmi ideoloji dediğimiz derin deli algısı ve o algı haritası sadece müzik üzerinde değil, Kürt dilinin her bir noktasında yasaklamalar getirdi yani.
Yani ben büyüklerden dinlediğim için söylüyorum. Yani çarşı ortasında bile öyle dönemler gelmiş, yaşamışlar ki çarşı ortasında bile Kürtçe konuşanın agalını veyahut da işte kefisini boynuna atmak suretiyle bir takım tacizler maruz bırakıldı durumları söz konusu olmuş. Müzikle ilgili ben sanırım ya ilkokul 5'teydim ya da hatta ortaokul 1'deydim. Çocuktum, çocuk yaştaydım. İsmini vereyim, Allah rahmet etsin. Duyduğum kadarı vefat etmiş. Solhan Lisesi müdürü bizim eve gelmişti. Solhan Lisesi ikindi bir vakti. O zaman köyde de çok fazla kişide radyo yok. Bir iki evde radyo var. Radyolarda da ikindi vaktinde olunca Erivan Radyosu vardı. Erivan Radyosu'nda da belli bir cızırtıyla, mızırtıyla vesaire şey kalkıp Erivan Radyosu'nda Kürtçe türkü dileyebilme imkanınız vardı. Hı-hı. Yaşlar genelde bunu dinlerlerdi. Hı-hı. Çok popülerdir. Popülerdi. Erivan Radyosu, yani. O Erivan Radyosu'nu açıp o amca bize misafir gelen o müdür benim o günkü yaş itibariyle amca konumumuzdaydı. İkindi vaktinde namaza kalkmıştı. Namaz kılarken ben de radyoyla meşguldum. Hı-hı. Çocuğum çünkü. Ve radyoyu ben açtığımda Erivan Radyosu açtı. Harabeti Haço denilen bir dengbeş Erivan Radyosu türkü söylüyordu. Hı-hı. O esnada bir baktım Solhan Lisesi müdürü bir tarafta namaz kılıyor, öbür tarafta gözlerine yaş akmaya başladı. Babam da gelince ben de babama dedi amca niye ağladı diye. Hı-hı. Babam bana bir tokat atmıştı. Ben sandım ki şeydir, amcanın ayıbını ortaya çıkardığım içindir, evet, diye. Halbuki babamın şeydir şey farklıydı. Bana tokat atmasının gerekçesi farklıydı. Yani namaz kılarken radyo açılmaz diye. Hı-hı. Fakat yıllar sonra ben hukuk öğrencisini o amca ziyarete gittim. Evet. Emekli olmuş Diyarbakır'da, Dicle'de evine gittim. Ve Solhan müdürünü. Solhan müdürü, evet. Hı-hı. Ona özellikle söyledim. Sayın müdürüm dedim. Sizin yüzünüzde bir tokat yedim. Hı hı. Ve sizin yüzünüzde hakkım var. Hı hı. Gerekçesi şu. O gün niye ağladınız diye. Ben çünkü namazdan sonra hayli sitem etti babam. Niye çocuğu dövdün diye. Evet. O gün niye ağladınız? Namazda bir taraftan namaz kılarken öbür tarafta gözünüzde niye yaş aktı diye. Döndü dedi ki bak genç dedi, sen hukuk öğrencisisin, sana bir gerçeği söyleyeyim diye. Bir, Rabbim bana iki tane önemli nimet vermişti diye. Hı hı. Birincisi, Allah beni Müslüman olarak dünyaya getirmemi, böyle bir nimetle dünyaya gelmemi sağlamıştı. İki, dünyaya geldiğimde de Allah bana bir dil vermişti. Kendimi ifade etmeye, değerlerimi ifade etmeye, iletişim kurmaya, hı hı, ve bana ait olan dinimi o dille öğrenme. Allah bu lütfu da bana nasip, hı hı, eylemişti. Ama maalesef birileri Allah'ın bana lütfettiği o dili benden almıştı, yasaklamıştı. O türkü dinlememi yasaklamıştı. Bir taraftan namaz kılarken, kainatın sahibini zikrederken, öbür tarafta türkü dinleyince içimden bir parçanın koptuğunu hissettim diye. Yani bu sadece bir olay yani. Evet. Şimdi yüzlerce yani yüzlerce küllere ürperten bir anı yani. Evet. Bu yaşadığım bir olay, hı-hı, benim filan. Yani bütün bu şeylerin sebebinde inkar ve asimilasyonu yattığı, resmi ideolojinin yattığı, derin devleti ve vesayet kurumlarını yattığını unutmayalım. Hı-hı. Oysa Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, ben renklerinizi ve dillerinizi farklı yarattım. Yeryüzünü ve gökyüzünü ben yarattım. Renkleriniz ve dillerinizi farklı benim büyüklüğüme delalettir diyor. Hı hı. Öbür tarafta gene Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi 22'de diyor ki Rabbim yeryüzünde diyor hakkı diyor ayakta tutan şahitlerden olunuz diyor. Bir kavme olan sevimsizliğiniz ve kininiz sizi adaletten mahrum bırakmasın. Yine Nisa suresinde benzer ayette Rabbim emrediyor, emaneti ehline veriniz. Hı. Ama ey emaneti ehline alanlar adaletten ayrılmayız diye. Hı. Şimdi burada insan, kainatın sahibi insanı hayatın merkezine koyduğunu ve insanı ayakta tutabilmek için adaletin elzem olduğunu, kardeşli olduğunu ve eşitli olduğunu işaret ediyor. Yani sizi hiç kimse, hiçbir mülahaza, hiçbir sebebi haklardan mahrum bırakmamasını emrediyor. Ama maalesef biz böyle yapmadık bu coğrafyada.
Yani AK Parti iktidarı öncesi yapılmadı. Bu kardeşlik temelleri atılmadı. Bütün bu kavgalar ta geldi AK Parti dönemine kadar. Hep terör meselesi olarak görüldü. Ayrımcılık ve bölücülük meselesini girdi. Her hak talebinde bastırılma çalışıldı. Ama AK Parti evet terörün yanı sıra hukuki bir takım hakların, kültürel hakların, sosyal hakların, bu sorunun altında yatan bir takım gerçeklikleri olduğunu yeni bir tez ortaya attı. Yani sineklerle uğraşmaktansa tabii, bataklıkla. Tabii. Yani onu yeni korkmaz. Bir tez ortaya attı ve tezin ana fikri, ana kumandasını insanı ve kardeşliği yerleştirdi AK Parti. Onun için bütün doğuda yaşayan Kürt kardeşlerim adına Reis-i Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve dava arkadaşlarına bu memlekette hakikaten bölünme eşine gelen bu memleketi tekrar birleştirme ve birlikte yaşama arzusu güçlendirdiği için, kardeşlik adına mücadele ettiği için bütün zorluklarımı, şükranlarımı sunuyorum. Ben mülki idare amiriydim. Gerçekten ülke bölünme eşine gelmişti. AK Parti iktidara geldi ve yeni bir tezle. Evet. Terör bu ülkenin bir baş belasıdır. Ama bütün mesele terör değildir. Mesele diğer boyutlarına el attı. Diğer boyutlara bir tez üretmeye çalıştı. Ama AK Parti iktidarı öncesi üstadım. Şimdi yazsam yüzlerce değişiklikler oldu. Yani kültür üzerinde değişiklikler, enstitülerin kurulması, üniversiteler kurulması, müzikle ilgili, sanatla ilgili. Ahmet Hani'nin, Fakiyet-i İran'ın, size söyleyeyim diğer bölgedeki ulemanı Said Ünlü'de kitaplarını Kültür Bakanlığı tarafından ana dillerine çevrilmesi ve sinema Memozi'nin işte kültür sanat dünyasında yeni bir eser kazandırdı ve Kürtçe olarak kazandırılması bu hükümetin hukuk devrimlerinde aldığı mesafedir. Kardeşlik aldığında bir mesafedir. Evet. Ve ondan önce maalesef biz hep rüya görüyorduk üstadım yani. Hep rüya görüyorduk. Bu ülke sadece kendimize cennet yapabilme rüyasını görüyorduk AK Parti öncesi. Ama şunu fark edemedik. Bu memleketi kendimize eğer sadece kendimize cennet görme rüyasını hayalle yaşarsak bu coğrafya bir başkasına cehennem olacaktır. Bu başkasına cehennem olan bu coğrafyanın güzel ülkenin de bize cennet olma şansı kalmayacaktır. Ve onun için sizin de bir makalenizde hakikaten çok güzel okumuşu saygıyla böyle sizi zaman zaman anıyorum. Yani son 20 aydır bu sebepten dolayı dağlardan hiçbir kente cenaze gitmemesi bu hükümetin en büyük başarısıdır. Hatta Aliye İzzet Begoviç'ten bahsetmiyor, Bilge Kral'dan. Hakikaten öyle. Diyor ya, o anlaşma imza atmakla dün yaşayan gençler, Bosnalı gençler bugün de hayatta tutmayı başarmışsam bu benim için bir başarıdır. Evet. Eğer savaş baronları içeride ve dışarıdaki savaş baronları bu ülkeye rahat bırakmış olsalardı, AK Parti hükümeti iktidarda uzaklaştırma gayret ve çabaları konusunda kumpasa kurmamış olsalardı, bu gerek 2009'daki o kardeşlik projesine, Milli Birlik ve Kardeşlik projesine karşı direnç göstermemiş olsalardı, belki yüzlerce gencin toprağın altına gitmesini engellemiş olabilirdi. Evet. Ama son bir yıl içerisinde, 20 ay içerisinde, 21 ay içerisinde gene gençleri hayata tutturmayı başarmışsa bu hükümet, AK Parti bu da büyük bir başarıdır. Evet. AK Parti bundan sonra hedefi adil ve kardeşlik sisteminin formatını çizmek. Ve bunun için ırksal ve etnik bir yapıya dayalı bir kavganın önüne geçmek, gençlerin ölümünü hazırlayan o karanlık tablo bir ülkede tekrar yaşatmamaktır. Yani. Bütün mesele budur üstadım. Yani. Baktığımızda yani DGM'lerin kaldırılmasına o hallere kadar yani düşünebiliyor musunuz? Yani ben dünyaya geldiğimden beri sıkı yönet ve o halle yaşadım yani. Ve 30 yıl, 40 yıl o hallerle ve AK Parti iktidar geldi tam 12 gün sonra. İlk yaptığı icraatlardan birisi o halı kaldırmak oldu. Faili meçhuller, hep bahsederiz ya. AK Parti iktidara geldi, işte ciddi bir devlet olmanın ürünü bıçak kesilir gibi faili meçhuller kesildi. Bıçak kesilir gibi köy boşaltma, köy yakmalar gezi. Hatta ve hatta AK Parti iktidar döneminde boşaltılan köylerin tekrar imari için ve insanlar gelip de kendi köylerini tekrar kendi düzenini kurabilmesi için evlerin yapımından tuttu, yolların, çeşmelerin yapımına kadar ciddi bir ekonomik ve sosyal seferberlik başlattı AK Parti bu ülkede.
Sayın Vekilim, evet. Aslında çok söyleyecek evet. söz var ama süremizin de sonuna geldik. Ben şunu son olarak söyleyeyim, soru olarak yönelteyim. Bu sonbaharda özellikle Beşir Atalay Bey'in bakanlığın son dönemlerinde hep söylerdi. Aynı şekilde Yalçın Akdoğan Bey de söylüyor. Çözüm süreci artık böyle tarihsel anlamda takvimi belli bir aşamaya girdi ve bu açıdan iktidarı çok kararlı görüyoruz. Siz AK Parti milletvekilisiniz. Bundan sonra bu iş biraz daha galiba daha bir resmi çerçevede ve takvim ve tarihi belli olan bir çerçeveye oturtulacak ve sonlandırılması hedefleniyor sonbaharda. Neler söylemek istersiniz son Kesinlikle. Olarak? Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yeni başbakan Sayın Davutoğlu ve hükümetimiz, grubumuz bu konuda çok kararlı. Biz bu ülkenin bütün değerlerini korumak ve yaşatmak zorundayız. Bu coğrafyanın bütününü korumak zorundayız. Bu coğrafyanın kardeşine gelebilecek bütün saldırılara göğüs germek zorundayız. Bakın çevremizde aşağı yukarı bütün ülkelere bakın darmadağınık. Her bir ülkede çatışmanın sebepleri ayrı olarak görünse de ama perde arkasında yatan sebep aynıdır. Bu coğrafyayı parselleyip emperyalizmin ve terör örgütlerinin kol gezdiği bir alan haline getirmek. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Başbakanımız olmak üzere başbakan hükümetimiz kesin bu konuda kararlıdır yani. Mısır'ı devirdiler bak. Suriye'yi ne hale getirdiler, Irak'ı ne hale getirdiler. İşte Filistin'i ne hale getirdi, Libya'yı ne hale getirdi, Bahreyn'i ne hale getirdi hepimiz şahidiz yani. Her tarafı devirdi. Domino'nun devrilmeyen tek taşı Türkiye. Hı hı. Bütün bu saldırının kaynağında da aslında hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımız içeride ve dışarıda saldırının kaynağında da yatan bu gerçeklik. Türkiye kendi Kürt sorununu, iç meselesini, iç krizini tek başına niye çözüyor? Nasıl çözüyor diye. Bizim müdahil olmamız lazım evet. diyorlar. Ve bütün bu engelleme evet. çabamıza rağmen bu evet. nasıl devam ediyor? Nasıl? Evet. Bütün engelleme nasıl devam ediyor? İşte bu kararlı bir iradedir. Kararlı bir irade ve büyük bir medeniyetin tekrar şahlanışı konusunda atılan emin adımlardır. Hı hı. İnançla atılan adımlardır. Şimdi bu çözüm süreciyle ilgili kesinlikle netice varılması lazım. Zaten yapılması gereken %90'ı, %95'i yapılmış. Yani bahsettiğim şeyler, bütün yasaklar, hukuk dışı eylemler, hukuk dışı yapılanmalar hepsine son verildi. Yani onun ötesinde yani bu çözüm sürecinde rahatsız olanlar maalesef rahat durmuyorlar. Onu da bilmekte fayda var. Yani İşte Gezi Parkı hadisesi 17 Aralık, 25 Aralıklar tek başlı başına hadiseler değil bunlar. Bunlar tamamıyla bu olayla bağlantılı. Oslo, MİT krizi tamamıyla siyasi bir mesele olan bir konuda savcının gelip müdahale etmesi dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Siyasi meseleyi dedik ya, terörün ötesinde bu mesele siyasi, hukuki, kültürel ve sosyal boyutu var dedik. AK Parti bu tezle yola çıktı. Evet. Terörle sonuna kadar mücadele ama bütün bu yönlerin de ihmal edilmemek şartıyla. Evet. Siyasi bir mesele, siyasi yöntemler çözmeye kalkışıyorsunuz. Bir savcı çıkıyor, o mesele çözmek için aktör olan kişileri gözaltına almaya kalkışıyor. Öbür tarafta 17-25 Aralıklı başlı başına hadiseli bunlar tamamıyla hükümeti bu konuda caydırmak ve hükümetin çözüm süreci konusunda atmak istedik bir engel adımıdır yani. Engelleme adımıdır yani. Bütün bunlarla beraber arkadaş bu çözüm süreci rahatsızlığı daima karşımıza çıkacak. Hiç unutmayalım yani. Bugün okulların yakılması, zaman zaman yol kesmelerinin falan provokatif bir tane hareketi arkasında bu güçlerin olduğunu unutmayalım. Asla unutmayalım. Yani bu tek başına bir okul yapma hadisesi değil yani. Veyahut da gidip Lice'de yol kesmek başlı başına 3-5 kişinin yaptığı bir olay değil. Bu olaylar kışkırtan, provoke edenler şeyler, güçler var arkada. Hı hı. Hala Türkiye'den ve hükümete intikal alma duygularıyla hayal gören güçler var. Bu güçlere de biz kendi aklımıza, ferasetimize karşı koyacağız. Yani etnik yapımız ne olursa bu Türkiye'nin çevreli bütün vatandaşları aynı duyarlı göstermemiz gerekir. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani bugün dağlara insanlar çıkıyor. Hiçbir gerekçesi yok. Çocuklar kaldırıp dağa götürüp çeşitli sebeple dağa gönderenler zaman zaman çıkıyor. Hiçbir gerekçe. Dün efendim yolum kesiliyordu.
ekmek parası bulamıyordum. Baskı var Kürt dili üzerinde, edebiyatı, sanatı üzerine. Bak, köyümü boşa, köyümü yakıyorsun bile meyavuza geçen gerekçeleriyle sürüp de dağa çıkanlar olmuş olabilir. Ama AK Parti hükümeti döneminde hukuk ve kardeşlikten başka bir şey. Bu bahseden bütün olumsuz tablolar AK Parti döneminde hukuk devrimleriyle son verildi. Dolayısıyla gerekçe de. Gerekçe de ortadan kalktı. Evet, evet. Yani daha zaten gerekçesi yoktu ama bunu bahane edenler vardı. Hı hı. Maalesef bu konuda hala Türkiye'yi karıştırmak isteyenler olabilir. Kararlı irade sahiptir bu hükümet. Bu hükümetten hiç kimsenin şüphe etmemesi gerekir. Bu konuda, özellikle bu konuda ne kadar kararlı olduğunu biliyorum. Takip ediyorum. Evet. Peki Sayın Vekilim, yani çok bu süreç içerisinde bir takım provokasyon olabilir ama hükümet olarak, parti, AK Parti olarak yolumuza devam edeceğiz. Kesinlikle. Çözümün iradesi AK Parti'dir. Evet. Çözümün iradesi AK Parti'dir. Yani vatandaşımızda AK Parti öncesi o pompalanmak isteyen karanlık tabu ve korkular son bulmuştur. Hı hı. Çözüm iradesi de AK Parti'dir. Rahmetli Şerafettin Elçi, zamanımız var mı? Kapatmamız gerekiyor. Son cümlenizi alalım. Rahmetli Şerafettin Elçi, ben hastanede son görenlerden birisiyim. Evet. Son görenlerden birisiyim. Bir gün sonra yoğun bakıma alındı ve şunu söylemişti. Dedim ki, Sayın Bakanım, amca diye hitap ediyor. Oğlu benim asker arkadaşım. Hı hı. Onu rahmetle anıyorum. Bu sorunu kim çözer, nasıl çözülür? De, sen bilmiyor musun dedi. Biliyorum da sizin hayat tecrübeniz bizim ömrümüzden daha fazla yani. Çünkü siz sadece bu memlekte Kürttür dediğiniz için hapse atıldınız. Evet. Dolayısıyla hayat tecrübeniz bizden fazla. Dedi ki bu sorunu çözen tek makam, tek kişi, tek parti olarak. AK Parti kişi olarak Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Dedim nasıl olur dedim. Dedi nasıl, sana bir şey söyle. Birçok gerekçeyi saydı. Bu gerekçe daha sonra Mahmut Övür'ün Sabah Gazetesi köşesine Şerafettin Elçi ile son görüşen kişi Faruk Işık ve vasiyeti Faruk Işık'la diye köşesine taşımıştı. Ve bugün baktım orada önemli bir şey söylemişti. Bu coğrafyanın mazlumları Kürtlerdir. Bu coğrafyanın mazlumları Kürtler olduğu için ancak iman sahibi olan kadrolar mazlumların halinden alırlar. Evet. Ben başbakan ve arkadaşlarının imanlarında şüphe etmiyorum demişti rahmetli. Bir başka şey, geleceği görüyor ve okuyor diyor. Geçmişteki idareciler geleceği okuyamadılar. Ama Recep Tayyip Erdoğan Sayın Başbakan o zaman için söylüyorum. Geleceği okuyor. Görüyor ki kendi iç krizini, iç sorunu çözemezse yalın emperyalize gelir, bu coğrafya çullanacaklar. Onların getireceği tez de, emperyalistlerin getireceği tez de kan ve göz yasından başka bir şey değildir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu gerçeği gördüğü için söylüyorum dedi. Hı. Ne olur Allah aşkına gidin dedi, doğudaki Kürtlere anlatın dedi. Evet. AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek olsunlar diye. Bunu rahmetli Şerafettin Elçi'nin son sözleriydi bize, evet. Yani. Onun için çözüm iradesi AK Parti'dedir. Çünkü AK Parti'de egemen olan temel ilke kardeşliktir. Evet. Yani ırk ayrımı değildi, kardeşliktir. Kardeşçe yaşamadır, kardeşçe yaşama iradesi ila nihayet ileriye doğru götürmektir. Evet, peki. Sayın Vekilim, çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bu sıcak bilgilerden, IŞİD'le ve Urfa'daki durumla alakalı ve söylediklerinizden dolayı, yayınımıza katıldığınızdan dolayı ben de teşekkür ediyorum. Yani ya zaman yetmedi, anlatmamız gereken birçok konu vardı. Evet, söyleyecek ama o kadar söz var ki inşallah doğrudur. Başka bir programda tekrar sizi ağırlığında konuşmaya devam ederiz. Memnuniyetle. Evet. Sizin karınızda ben de tüm ekranın başında olan vatandaşlarımız en derin şükranlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Peki, teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Genç Fikir'in sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.